Seray Türk Depanı'ya hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu, teknikte de arkadaşım Tamer Kıvanç'la beraber bu hafta da panoya başladık. Değerli bir isim konuğumuz bu hafta. Yeni kitabı, daha doğrusu ilk kitabı galiba, Hakan Erol'un, evet, Turnike. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Çok da ses getirdi kitap. Konuşulmaya da devam ediyor. Çok önemli bir konu. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişinde de çok çok fazla konuşuldu. Adnan Oktar cemaatine ilişkin çok önemli bilgilerin yer aldığı bir kitap Turnike. Ben çok fazla bir şey vermeyeceğim bilgi olarak programın başında. Sadece bir teşekkürle Hakan Bey'e başlamak istiyorum. Kitabın ilk açtığımızda karşımıza çarpan, gözümüze çarpan bir yazı var. Tacize, tecavüze, şiddete uğrayan, korkutulan, susturulan, yalnızlaştırılan, yakılan ve katledilen tüm kadınlara demiş. Ben bir kadın olarak en başta çok teşekkür ederek Hakan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. O ithaf biraz şununla alakalı, kitabın ismiyle de ilgili. Çünkü mağdur olan, bu cemaatin ağına düşmüş, tırnak içinde avlanmış olan ve hayatı kararmış kadınlar var. Bu kadınlar nezdinde tüm kadınlara bu kitabı ithaf etmek istemiştim. Bu yüzden böyle bir giriş yaptım. Evet, çok da iyi yapmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü en başta onların çok başına gelenler, kadınlar olarak haberleri her izlediğimizde, evet, bizleri yaraladı. Ben bir haber spikeri olarak o haberleri her okuduğumda içim parçalandı. Evet. Çünkü çok korkunç şeyler. Ne yazık ki Türkiye'de bu tarz şeylerin yaşanmaya devam ediyor oluşu insanın canını çok acıtıyor ve bunun bir örgüt eliyle sistematik bir şekilde yıllardır devam etmiş olması korkunç, evet, bir şey ne yazık ki. Neyse, ben çok fazla kendi sistemlerimi dile getirmeden kitapla ilgili başlamak isterim hemen. Şimdi, tabii, evet, Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyon çok büyük ses getirdi. Çok konuşuldu. Bunun detaylarına da gireceğim ama önce size sormak isterim. Bir Adnan Oktar cemaatine ilişkin kitap yazma fikri sizde nasıl ortaya çıktı? Bu süreç nasıl gelişti? Ne kadar sürdü kitabı yazmanız? Şöyle, şimdi gözümüzün önünde böyle birileri televizyonlara çıkıyor istediği rahatlıkta. İşte davalar açıyorlar. Mesela Fazıl Say'a açılan dava, biliyorsunuz. Evet. Davalar açıyorlar, istedikleri davaları kazanıyorlar. Çırağan Saray'dan iftarlar düzenliyorlar. Ya çok büyük bir organizasyon var. Uluslararası bağlantıları var. Bir gazeteci olarak eğilmem gerektiğini gördüm bu konuya. İyi ki eğilmişim diyorum. Aslında ben bu kitabı, operasyon başladı, iddianamesi çıktı, o zaman önüme geldi. 4,5 ay gibi bir sürede bitirdim. Geceli gündüzlü çalıştım. Bütün iddianameyi, ek klasörleri didik didik ettim. Mahkemede ne oldu, ne yaşandı? Tüm duygulara hakimim orada. Bu yazma sürecim 4,5 ayda bitti. Ancak çıkması biraz zaman aldı. Malum, hani bir kitap hızlıca çıkmıyor. Evet. O süreçleri yaşadım. Bunu tamamladığımda, bu dosyayı, şunu gördüm. Daha yolun başlangıcında olduğumuzu fark ettim. Çünkü yazılması gereken o kadar çok konu var ki. Bitmiyor değil mi skandallar? Efendim? Skandallar bitmiyor değil mi diyorum. Bitmiyor, evet, yani. Umarım benden sonra başka bir gazeteci arkadaşım gelir, bunu tamamlar. Başka başka konuları ortaya çıkarır. Ben bu kitabı yazarken kendime şöyle bir söz verdim. Bilinmeyene, karanlık noktada kalana, işte satır arasına sıkışmış bilgiye odaklanacağım dedim. Öyle de yaptım. Kitapta belki bir iki konu daha önceden çıkmıştı. Ben o konuları şey yaptım. Arka planına odaklandım. Ne yapabilirim? Derinlerde ne yatıyor? Görünen değil de görünenin ardında olan ne diye baktım. O konulara zaten arka planına odaklandım. O yüzden siz yayın başında dediniz ya, ses getirdi, hı hı, kitap diye. Aslında bence ses getirmesi bir noktası bu. Hı. Çünkü gerçekten ben de yazarken, okurken ve yazarken, araştırırken, incelerken hayretlere düştüğüm noktalar oldu. Ya bunun bir sinir harbini de mutlaka ki içinizde yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü çok ağır şeyler var. Bir yerde de, hatta oraya geleceğim, ne kadar sıkılarak, bunalarak yazdığınızı da ifade, evet, etmişsiniz zaten. Peki şimdi herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi, bu cemaat nasıl oldu da bu kadar büyüdü, bu kadar genişledi ve böyle bir ağ kurup yıllarca bunu devam ettirdi, böyle bir sistemi. Nasıl oldu bu? Şöyle bir durum var. Maalesef Türkiye cemaatler gerçeği var Türkiye'de. Yani, evet, elimizi salladığımızda cemaatlere denk geliyoruz. Bir yere gittiğimizde bu hangi cemaatten diye bir cümle kurabiliyoruz. Maalesef böyle bir gerçek var. Şimdi böyle bir ortamda Oktarcılar gelişti. Zaten 79'da ortaya çıkan, 80'de o darbeyle sağın önünün açılmasıyla beraber o boşluktan yararlanan, 90'larda Tansu Çiller'le, Turgut Özal'la ilişkisini geliştiren, daha sonra AKP dönemiyle büyüyen bir cemaatten bahsediyoruz. Kitapta var,
bir örnek olması açısından söylüyorum. Turgut Özal'la birebir görüşecek kadar yakın bir cemaatten bahsediyor. Turgut Özal'ın iddiaya göre Oktarcı gençliği övdüğü bir cemaatten bahsediyor. İşte bir elinde Kur'an bir elinde değil, benim istediğim gençlik böyle dediği iddia edilen bir cemaatten bahsediyor. Keza Tansu Çiller'le birebir görüşme yapacak kadar güçlerini kanıtlamış bir yapıdan bahsediyor. Şimdi 99 sürecinde bir operasyon yedi Adnan Oktar cemaati. Ancak oradan güçlenerek çıktı. Şimdi bir kere bu operasyonda güçlenerek çıkan bir cemaati durdurmak zaten kolay değildi. Çünkü o dönemde de siyasi ayağı, siyasi bağlantıları çok kuvvetliydi. Haliyle 2002'den sonra tekrar bir atağa geçti, büyüdü, daha çok nüfuz etti. Emniyet ve adli yapılanmaları o kadar kuvvetliydi ki. Şimdi böyle bir cemaatin bir de FETÖ gibi bir terör örgütüyle iş yaptığını düşünürsek, yani önlerine geleni nasıl devirdikleri aslında ortaya çıkıyor. Kitapta FETÖ'yle de ortak bağlantısı var zaten. Şimdi bu böyle bir cemaatin ama durdurulması gerekiyordu. Bunu AKP de çok iyi biliyordu. Çünkü önünde FETÖ gibi bir deneyim yaşadı. Şimdi ikinci FETÖ'yü kaldıramazdı. Ki FETÖ'den sonraki bence en tehlikeli yapılanmadan bahsediyor. Evet, onu Mendi soracaktım bugün aslında tam şimdi. Çünkü Adnan Oktar ve Kedicikleri olarak bilinen bu durum sadece hani göstermelik o kısmı bilenler, bu siyasi bağlantılarını evet, Oktar cemaatinin nasıl bir cemaat olduğunu bilmeyen insanlar şunu düşünüyorlar televizyon karşısında. Operasyon haberleri geldiğinde ben yakın çevremden çok duydum. Bu adam senelerdir göz önünde, bu adam senelerdir bunu yapıyor. Evet. Ne oldu da şimdi birdenbire bu adam operasyon yedi ki? Ne oldu? Herkesin kafasında bu vardı. Gerçekten bu kadar uzun zaman bunu yaptı. Ne oldu da birdenbire biz bir sabah uyandık ve Adnan Oktar ve örgütüne yönelik bir operasyon haberiyle karşılaştık? Bence de önemli olan nokta bu. Zaten sıkıntı da burada başlıyor. Çünkü bugün menzil dediğimizde insanlar bunu kusuyor, istemiyor. Veya menzil bir köşeye, bir bölgeye, işte bir ile sıkışmış olabiliyor. İşte bir hastane görevlisi menzilci çıktığında insanlar tepki gösterip o menzilciye geri adım attırabiliyor. Ama Adnan Oktar yıllar boyunca böyle bir şey yoktu. Çünkü Adnan Oktar tarikat ve cemaat yapılanma, diğer cemaat yapılanmaları aksine göz önündeydi. Akşamları kadınla erkekle eğleniyor. İstanbul'un, Ankara'nın en önemli yerlerinde iftarlar düzenliyor. Hakimleri, savcıları, işte gazetecileri, politikacıları çağırabiliyor. O politikacılarla kişisel mesajlaşmasında çok güzel ve yakın samimiyet ilişkisi kurabiliyor. Şimdi bu tehlikeli olan bence buydu. Çünkü bu zararsız gibi gözüküyor böyle olunca. Ama aslında en tehlikelisi buydu. Şimdi operasyona düğme basılmasının birkaç sebebi var. Bir, dediğim gibi FETÖ ikinciyi kaldıramayacak bir pozisyondaydı AKP. Dedi ki yani bir el atılması gerekiyor. Bu Adnan Oktar'ın AKP'ye karşı olmasıyla bir ilgisi yok. Bunu altına çiziyorum. Kesinlikle öyle AKP'ye şey koyalım, tekerine çomak sokalım, böyle bir derdi yoktu. Aksine o güce ortak olmaya çalışıyordu Oktar cemaati. İkincisi, bu benim kişisel görüşüm, devlet içindeki klikler. O devlet içindeki yapılaşmaların birbirine bir güç göstergesiydi aslında. Bir taraf Oktarcıları savunuyordu, bir taraf savunmuyordu. Savunmayan kısım, savunan kısmı başını yemiş oldu. Aslında buradan çıkıyor olay. Yani çok kabaca ve üstü kapalı anlattım. Evet. Anlayan anladığını düşünüyorum. Ama iki sebep buradan kaynaklanıyor. Kitaptaki çok kilit yerlerden bir tanesi de tabii basına yansımayan, özellikle ana akım medyaya yansımayan konulardan bir tanesi Operasyon Sabah'a atılan mesajlar var. Operasyon evet. Sabah'a kimlere ne mesajlar atıldı? Biraz böyle yine siz anlatmak istediğiniz kadar anlatırsanız tabii seviniriz. Şimdi şöyle bir şey, Adnan Oktar operasyon günü kaçarken basına bir mesaj gönderiyordu. Diyordu ki orada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızgın değilim ama şaşkınım diyordu. Şimdi burada bir aslı, bunu Adnan Oktar boşuna söylemiyordu bu şaşkınlığını. Çünkü altında sebepler vardı. Bunun sebeplerini mesajlaşmalarda görüyoruz. Ben bunu incelerken, bu detaya ulaşırken, yani bu soruların sorulmadığını gördüm ve kaybolup gidiyordu. Ben de dedim ki gitmemeli. Bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Halkın bunu okuması, bilmesi gerekiyor. Bu yüzden buradan çıktı aslında bu SMS'ler. Derinlemesine dalınca ortaya çıktı. O mesajlarda şu var. Operasyon Sabah örgütün, bu cemaatin en önemli isimleri. Ankara ekibi lobisi olarak geçen ve Ayşegül Ümha Baba'na ve Fatma Ceyda Ertuğrul isimlerine oluşan kişiler bir takım insanlara mesajlar atıyorlar. 6'dan başlıyor sabah 6'da, işte operasyon sabahından başlıyor. Bu 10'a 11'e kadar gidiyor. Saat 11'e kadar. Bu mesajlarda Süleyman Soylu'nun
özel kalem müdürüne defalarca kez mesajlar atıyor. İlk başta atılan mesajlarda işte deniyor ki bu İngilizlerin devletinin oyunudur. Durdurun lütfen Soylu Bey diyorlar. Daha sonra tekrar atıyorlar. Bu FETÖ'nün oyunu, FETÖ'cüler bize kumpas kuruyor. Lütfen buna engel olun. Daha sonra işte saatler sonra atılan bir mesajda durum kabulleniliyor. İşte şey deniyor, arkadaşlarınıza kötü muamele olmaması için sizden istirham ediyoruz deniyor. İşte mesela MHP'li Semih Yalçın'a mesaj gidiyor. O mesajda Süleyman Soylu'nun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılması ve bu operasyonun durdurulması isteniyor. Yine bir takım başka isimlere mesaj atıyor. Yine MHP'li birkaç isim atılıyor. Ahmet Eşref Bakıbaba'nın akrabası olduğu düşünülen, siyasi gücüne güvenilen bir isme mesaj atılıyor. Murat Uygur diye kaydettikleri, yönetmen olduklarını belirttikleri bir isme gidip mesaj atıyorlar. Ama şu var, atılan tüm mesajlarda Süleyman Soylu ile Erdoğan'ın uyarılması, bu operasyonu durdurması istemi. Yani tüm aslında atılan mesajların genel ortak özelliği buraya dayanıyor. Bu bence önemli, kritik olan bu. Ama görüyoruz ki bu mesajlar, bu aramalar, arama da yapıyorlar. Hiçbiri işe yaramıyor çünkü operasyon durdurulmuyor. Yani aksine devam ediyor genişleyerek. Bunu buradan görüyoruz. Bence bu cebimize not edip koymamız gereken bir durum. Şimdi buna nereden güveniyorlar? Az önce bahsettim ya, birçok siyasi partili ilişkileri vardı. Bu cemaatin siyasi ayağı vardı. Zaten Türkiye'de cemaatin siyasi ayağı vardır. Siyasi ayağı olmayan cemaat zaten barınamaz, güçlü evet, olamaz. Çok iç içe bir ilişkiden bahsediyoruz. Sağ evet. Muhafazakar yönetimler ve cemaatler arasında, cemaatlerin onlara, onların cemaatlere böyle bir karma olmuş durumda Türkiye'nin içinde ne yazık ki. Kesinlikle. Ya ben siyasi ayağını zaten işaret ediyorum ama Adnan Oktar cemaatin diğer cemaatlerden ayıran bir özelliği vardı. Tüm siyasi partilerle, bugün sosyal demokrat olan, işte merkez sağ, merkez sol diyebildiğimiz, işte başka yapılanmalar hepsiyle, ben bu mesajların hepsini okudum, gördüm. O kadar rahat mesajlaşıyorlardı ki benim numaram değişti diye bir parti liderine mesaj atabiliyorlardı. Benim numaram değişti, bu numarayı kaydedersiniz diye rahatlıkla mesaj atabiliyorlardı. Savcı diye kaydettikleri numaraya mesajlar atıp işte bu hafta sonu yapacağımız iftara sizleri bekliyoruz diyebilecek kadar rahattılar. Şimdi böyle rahat olan bir cemaatten elbette korkulmalı. Elbette siyasi ayağı kuvvetliydi. Selçuk Özdağ açıklaması var. Açıklamasında diyor ki gözlerine gördüm TBMM'ye ne kadar rahat girdiklerini. Biz biliyoruz Oktar'ın çıkardığı, mahlasıyla çıkardığı o kitaplarını, yaratılış kitaplarını vesaire TBMM'ye çok rahat girdiğini, her milletvekillerinin odasında olduğuna, dağıtıldığını biliyoruz. Kitapta yine böyle bir iddia da var. Bir polis memurunun Oktarcıları TBMM'ye rahatlıkla soktu, giriş çıkışlarını ayarladığı iddia ediliyor. Şimdi böyle bir cemaat elbette ki operasyon yediğinde şaşıracak, operasyon yediğinde devletin üst kademesine mesaj atacak ki ne oluyor, hani böyle bir şey beklemiyorduk, bizi kurtarın. Böyle bakınca o mesajların aslında çok normal ve anlamlı olduğunu görüyoruz. Fethullahçı terör örgütünün yaptığı darbe girişiminden sonrasında AK Parti hükümetiyle çok büyük bir FETÖ'ye karşı mücadele gelişti. Ve haliyle Adnan Oktar cemaatine de ardından bir operasyon yapılması konusunda o zaman şunu diyebilir miyiz? Cemaatlere karşı bir önlem, bir tedbir alma, mesafeyi açma gibi bir çalışma yapıyor olabilirler mi? Böyle bir şey ben yaparlar mı? Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü şöyle, AKP'nin veya herhangi bir sağ partinin bu kadar yıl iktidarda kalmasının alt metninde zaten bu yapılanmalarla yürüttüğü ortak ilişki vardır. Şimdi bunu karşı gelirse kendi iktidarından olacağını da biliyordu. Bir örnek FETÖ meselesi değil mi? Bu ülkede FETÖ Türkçe olimpiyatlardan tutun da başka birçok etkinliğe, organizasyona kadar en baş AKP'liyle bunları düzenledi, yaptı. Kolladı, korudu AKP, Fethullah Gülen'i ve müritlerini. Şimdi onlar gelişti, büyüdü ama artık kontrolden çıktılar. Kontrolden çıktıkları için de az önce bahsettiğim her cemaatin iktidarı isteme bir amaçları vardı. Bu iktidarı almadır. Buna yönelince zaten orada güçler netleşmiş oldu, belirginleşmiş oldu. Ben buradan AKP'nin cemaatleri bir savaş açtığını düşünmüyorum. Adnan Oktar'ın savaş açmasının alt metninde büyüdüğü, geliştiği devlet
kliplerin arasındaki o huzursuzluğu yapılan o ikili baş göstermenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Buradan diğer cemaatlere yarın öbür gün operasyon olabilir mi? Olamaz, olabilir. Mesela Alp Aslan Kuytulu oldu mu? Evet. Kuytulu operasyonu olacağını Oktarcılar önceden tahmin ediyor, biliyorlardı. Çünkü onları aktarmışlardı. Kitapta da var. Keza Adnan Oktar savunmasında bugün bize, yarın başka cemaatlere diye bir gözdağı da veriyordu. Mesela Cübbeli'yi uyarıyordu. Süleymancıları uyarıyordu. Hani bana sahip çıkın, yarın öbür gün size de gelebilir diye bir üstü kapalı bir şeyde mesaj veriyordu. Çünkü bu yarın, evet, başka cemaatlere de olabilir. Ama o sınırı aşmadıklarında, sınırı aşmadan AKP'yle çok güzel gittiklerinde hiçbir şekilde operasyon yiyeceklerini düşünme. Şimdi kitabın bence en can alıcı, en vurucu yerlerinden bir tanesi Oktarcı ünlüler. Çünkü evet, bu çok fazla yine konuşulmadı. Yani zaten bizim ana akım medyada gördüğümüz şeyler gerçekten görünen kısmı ve çok az bir durum. İlk önce Mine Kırıkkanat da değerli gazeteci, o da yazmıştı Adnan Oktar'la alakalı. Devamını siz getirdiniz. Şimdi bu Oktarcı ünlüler kısmında adı geçen çok çok önemli bir isim var baktığımızda. Türkiye'de medyaya gerçekten hakim, Türkiye'nin medya patronu olan bir isim Acun Ilıcalı. Evet. Acun Ilıcalı'nın Oktar'la nasıl bir bağ ve ilişkisi vardı bu cemaatle? Şöyle ki, FETÖ'nün ünlülerine düştüm. O kadar çoktular ki. Ben hatırlıyorum yani. Bir dizi izliyordunuz. Bir dizide, aa bu o da mı FETÖ'cüymüş? O da mı kaçmış yurt dışına? Diye bir cümle hep duyardım. Adnan Oktar'ın da böyle müritleri vardı. Bu sadece Adnan Oktar'a da özgü değil. Diğer cemaatlerinde böyle ünlü isimler var. Çünkü bu isimler onlara meşruluk katıyor. Bu isimler onlara alan açıyor. Bu isimler onlara tehlikesiz gösteriyor. Şimdi Adnan Oktar Acun'u A9 TV'de 2-3 kere, yanlış hatırlamıyorsam, zaten kendi anıyor. Bahsediyor. Acun'un canı çok yamandı, çok çalışkandı, çok zekiydi diyor. Ama keşke diyor şu an PKK'ya karşı bir şeyler yapsa. Yayınlandı, hiç böyle bir şey yapmıyor. Televolecilik yapıyor. İşte Türk İslam Birliği'ni savunmuyor diye de serzenişte bulunuyor. Yine Tülay Kumaşlı en ünlü kediciktir Adnan Oktar'ın. Attığı tweette Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden olan çocuğuna ismini Adnan Oktar'ın koyduğunu söylüyor. Şimdi bunlar açık kaynaklardı. Ben daha derine gittim. Ne görebilirim diye baktım. Fark ettim ki cemaate katılmış, cemaatte çok etkin görevlerde bulunmuş veya şu an işte müşteki olan veya etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan tüm isimlerin, yani isimlerin %90'ı, %80'i Acun Ilıcalı isimleri. Diyorlar ki bizi cemaatle, bizi örgütle Adnan Oktar, özür dilerim, Acun Ilıcalı tanıştırdı. Bir kısmı diyor ki Acun Ilıcalı benim liseden arkadaşımdı. Adnan Oktar'a beni o ısındırdı. Mesela Korkut Yasa diye bir isim var. Cemaatin en önemli isimlerinden biri. Hiçbir şekilde pişman olmadı. Etkin pişmancılıktan faydalanmadı. Bu isim diyor ki bakın diyor biz arkadaş grubuyuz. Biz zararsızız. Bizim içimizden çok ünlü isimler geçti. Mesela Acun Ilıcalı. Biz hala Acun Ilıcalı ile dostuz diyor. Benim dostluğum vardı Acun Ilıcalı. Şimdi başka bir isme bakıyoruz. Mehmet Alp Ünlü. İstanbul gömleklerinin sahibi. Şu an oraya kayyum atandı operasyondan sonra. Bu isim cemaatin adliye ve emniyet yapılanmasından sorumlu. Çok kritik görevleri var. Kitapta onunla ilgili de çok önemli sayfalar var. Bu isim savunması da diyor ki Acun Ilıcalı benim müşterimdir. Hala müşterimdir. Diğer isimlere bakıyoruz. Dediğim gibi aynı şekilde hep Ömer Cenker Ilıcalı, Acun Ilıcalı ismi abisiyle Acun Ilıcalı kendisi ismi veriyor. Ama bugün baktığımızda Acun Ilıcalı bu kitaptan önce de hakkında birçok iddia çıktı vesaire, fotoğraf çıktı. Hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Bu kitaptan sonra da yapmadı. Evet. Sanki Acun Ilıcalı hayatını cemaatten önce ve cemaatten sonra şeklinde yaşıyor. Hiç burayı bulaşmamış, hiç Adnan Oktar'ın müridi olmamış gibi bir hayat sürüyor. Ben burayı onun adına aslında karşılıyorum. Çok doğal ve normal karşılıyorum. Bugün işte kurduğu platformla gündemde, yaptığı yarışmalarla gündemde. Buraya girdiği takdirde bu meşruluk alanının zedeleneceğini görüyor. Ana akım medyada zaten bildiğiniz gibi, az önce de söylediğiniz gibi yanaşmıyor. Acun Ilıcalı gibi bir ismi karşılarına almak istemiyorlar. Zaten bunu alarak da bir yarar görmüyorlar. Böyle olunca bu bilgiler
bu kitabı okumayan, görmeyen insanın bilmediği bir şey olarak kaybolup gidiyor. Bence acı olan bu. Ama dediğim gibi Adnan Oktar'ın müridi, evet acı oldu. Daha birçok isim var, kitapta da var. Müridi değil ama birçok isimle iş yaptı, fotoğraf çekildi, yemeklerine davet etti. Bence kritik olan nokta bu. FETÖ'cü ünlüler gibi, tıpkı menzilci ünlüler gibi Adnan Oktar'ın da müritleri bulunuyordu. Peki. Acı Ilıcalı da bunlardan belki de en önemliyeydi. Şimdi bu kadar derin bir araştırma yaptıktan sonra bu kitabı yazdığınız bu cemaatin, Adnan Oktar cemaatinin gerçek görevi, işlevi, pozisyonu neydi? Bu araştırmalardan sonra sizin şu an gelmiş olduğunuz düşünceniz nedir bu konuyla alakalı? Bakın size bir mailden yola çıkarak bunu açıklayayım. İsrailli üst düzey bir ismin yıl 2012 ya da 2013 olması gerekiyor. Attığı mail çok kritikti. Bu mail silinmiş. Emniyet bu silinen alandan bu maili çıkarıyor. Bu mailde diyor ki o bakan, saygıdeğer Adnan Oktar diye başlıyor. Ve diyor ki AKP ile CHP'li vekillerle, isimlerle bizi görüştürdüğünüz için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz bu çabalar ödüllendirilecek. Bakın 2012'den bahsediyorum. Operasyon 2018, 6 yıl önceden bahsediyorum operasyondan. Şimdi bu kadar kritik bir görevi vardı. İsrail'de bilmem ne üst düzey ismini Türkiye'deki en önemli iki parti AKP ve CHP'li isimlerle görüştürebiliyordu. Keza iddianamede yazan şekliyle söylüyorum direkt. CIA ve Mossad'a bir takım bilgiler karşılığında, o bir takım bilgiler Türkiye'deki siyaset, CHP ve AKP veya diğer partilerdeki bilgiler, oradan aldıkları, elde ettikleri bilgileri aktarıp oradan CIA ve Mossad'dan para almaları. Şimdi bu çok kritik bir şey. Aynı FETÖ'de de vardı. FETÖ'nün de özellikle CIA ayağı çok kuvvetliydi. Dinler arası diyalog diyerek aslında bütün uluslararası bağlantıyı örüyordu. Adnan Oktar da aynısını yapıyor. Ortaya bir tane karışık kendince bir din atıyor. İşte o dinle bu din birleşecek. Bizim amacımız budur diyerek İsrail, Amerika, oraların gizli servis örgütleriyle çok yakın ilişki yürüterek bunun karşılığı da para alarak aynı zamanda da iktidara desteğini açıkça ilan ederek ilerliyordu. Ama şunu görüyoruz. Adnan Oktar'ın böyle bir huyu vardır. Ben okuduğumda bunu gördüm. Güçlüden yanadır Adnan Oktar. Her zaman güçlüden yanadır. Erdoğan-Erbakan ayrışması da 90'lı yıllarda önce Erbakancı olan, daha sonra Erdoğan'ın yükselişini gördüğünde Erbakan'a sayıp sövüp bir anda rotasını Erdoğan'a çeviren biridir Adnan Oktar. Yine aynı şekilde bütün oylarımız Erdoğan'a deyip aslında örgütün, cemaatin %90'ını oy kullandırmayarak, hiçbir şekilde kendi de zaten oy kullanmıyor. Bu YSK raporlarında da zaten netleşiyor, kitapta da var. Oy kullandırmadan ama canlı yayında orada burada biz Erdoğancıyız diyerek aslında Erdoğan'a göz kırpıyor. Bakın ben sizinleyim, sizin işinizi yapıyorum deyip ama oy vermeyip arkada başka bir şey yapıyor. Erdoğan'ı kötüleyebiliyor mesela. Böyle de bir durum vardı Oktar'ın. Çünkü tamamen güçle mi alakalıydı? FETÖ'yle arası bozulan bir iktidarda tamamen görevi gördü. Ben bu iki gücü birleştireceğim görevi gördü. Bu farzdır dedi. Ben sizi birleştireceğim dedi. İki tarafa da oynadı. 2014 yılında yani 17-25 Aralık'tan sonraki dönemde bile Hoca Efendi diyebilen, bana paralelci diyenin aklını karıştıracağım diyebilen bir şeyden bahsediyoruz. Cemaat liderinden bahsediyoruz. Oktar böyleydi. Çünkü güveniyordu ki tekrar barışılacak, tekrar o güç sağlanacak diyordu. Ama daha sonra şunu gördü. Cemaat, FETÖ'cüler yıl yıl operasyon yiyor, öyle ya da böyle darbe alıyor. Bu misyondan vazgeçiyor. Darbe zamanı da izliyor. Diyor ki ne olacak, ne bitecek bir bakıyor. Çünkü darbe gecesi iddia o ki başarılı olsaydı tavrını oradan yana gösterecekti. Bakıyor ki darbe başarısız oluyor. Tekrar Erdoğan'a gücünü fark ediyor ve desteğinin bağlılığını vurguluyor. Şimdi böyle bir cemaatten bahsedince, böyle bir cemaati görünce aslında tüm bu olanların bu soruların karşılığı direkt çıkmış oluyor. Ne yapıyordu derseniz tüm bunların yanında sayabileceğiniz kritik gazetecilerden, dünyadaki kritik gazetecilerden din adamlarına. Bakın bir din adamı mesela, bir aham diyor ki ben ömrümde ilk kez Adnan Oktar'ı ziyaret amacıyla ülkemden çıktım dışarıda. Şimdi bu çok kritik bir şey. O hamı sen nasıl getirebilirsin? Evet. Bunun alt şeyini okumak gerekiyor. Hamlar para çantaları taşıyorlarmış. İddia o. Bunu niye taşıyorlardı? Karşısında ya bu parayı verip karşısında elde ettikleri bilgilerdi.
elde ettikleri belgelerde. Bunlar bir cemaatin misyonunu aşan, çok çok aşan bir yapılanmaya giriyordu. Tıpkı FETÖ gibi. Evet. Çok fazla benzerliği olduğu zaten aşikar. Evet. Şimdi yani gelmemek için direndiğim bir noktaydı ama bir yerde de konuşmamız gerekiyor. Kitaba da ismini veren Adnan Oktar örgütündeki turnike sistemi, turnike olayı. Buna bir sistem demek de canımı sıkıyor. Buna bir yöntem demek de canımı sıkıyor. Her şey canımı sıkıyor. Siz de yazarken çok zorlanmışsınız, yazmışsınız zaten. Tabii ki çok detay veremeyiz ne yazık ki. Bilenler artık zaten biliyor çünkü oradan çıkan kedicikler de anlattılar, söylediler verildiği kadarıyla. Siz kitapta detaylarını yazmışsınız, oradan okusunlar ama neler söylemek istersiniz? Üzerine biraz da konuşmak gerekiyor. 3-4 gün önce de Kadınlar Günü'ydü, Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Evet. Buraya biraz değinelim isterim sizinle, buyurun. Her gün Türkiye'de şeyi konuşuyoruz. Kadına şiddeti, tecavüzü, tacize. Bunları konuşurken, tartışırken, İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken bir cemaat harem kurmuş ve o haremde televizyonlarda gözlerinizin içine baka baka bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu çok acı. Kadına şiddete karşı çıkarken, kadının önemini, toplumdaki önemine vurgu yaparken bir cemaatin devlet desteğiyle veya hükümet desteğiyle ne derseniz deyin gözümüzün içine baka baka istediğini yapması çok acıydı. Zaten kitabı yazarken bunun aklıma gelmesi, bizim tartıştığımız, bizim kadını konumlandırdığımız, o toplumsal yerini düşündüğümüz bir durumdayken bir de müştekilerin, etkin pişmancıların ifadelerini okuyunca gerçekten dehşete düştüm. Ben kendi adıma dehşete düştüm. Şimdi bu yüzden gerçekten çok zorlandım. Defalarca kez bıraktım. Bu bölümü yazmamayı düşündüm. Ancak yazmasam bu sefer kitabın bir anlamı olmuyor çünkü çok can yakıcı bir bölüm. Her şeyin çıktığı alan bura. Şimdi burayı bu yüzden yazmak zorundaydım. Çok zorlanarak yazdım. Ve hala ben mesela kitabın çıktıktan sonra tekrar okumasını yaptım. Hani bir de kitabı tutup da okumak zevki diye bir şey vardır ya. Ben bu bölümü okumadım. Bu bölümü okuyamadım. Bıraktım. Biliyorum ki 10 yıl sonra da okuyamayacağım. Çünkü çok dehşet verici ifadeler var. Ben bilerek en yalın, en canlı haliyle durması açısından o ifadelere dokunmadım. Olduğu gibi yansıtmaya çalıştım. Elbette küfürleri vesaire kısalttım, kestim. Onlar ayrı. Ama o vuruculuğa insan okurken sadece dehşete düşmesin, sinirlensin. Bu ülkede cemaatler bir daha palazlanmasın, cemaatlere payı verilmesin diyebilmesi adına orayı öyle bıraktım. Şimdi turnike nedir? Evet, çok açık anlatamayacağımız bir şekilde olduğu için belki vurgulayamayacağız ama en kaba haliyle bu cemaatin cinsel sömürü sistemini tarif ediyorlar. Kadınların nasıl cemaatin ağına düşürüldüğü, şantaja uğradığı ve Adnan Oktar'a sunulduğunu gösteren bir sistem. Gerçekten çok acı bir sistem. Biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken bugün turnike sisteminden bahsetmemiz gerçekten çok acı verici. Kadının toplumdaki yerinin, mücadelesinin, o mücadele hattının ne kadar gerileştiğini, geriden başladığımız, geriye itildiğini göstermesi açısından çok acı verici bir tablo. Dediğim gibi bu bölüme dair, turnike sistemine dair çok şey anlatılabilir ama ben burayı okuyucunun vicdanına bırakmak istiyorum daha ziyade. Tüylerim diken diken oldu inanın yani. Daha taze tabii ben okuduğum için oraları insanın canı çok sıkılıyor. Evet. Süremiz de bitti. Ben çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Öncelikle kaleminize sağlık. Türkiye'nin sağ yürekli kalemlere ihtiyacı var ve ben bu açıdan gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Kırmızı Kedi'ye de ayrıca teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yayına kattığınız için verdiğiniz için. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. CRI Türk'te panonun sonuna geldik değerli dinleyiciler. Konuğumuz Hakan Eroğlu, gazeteci Hakan Eroğlu. Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan ilk kitabı, yeni kitabı Turnike'yi konuştuk. Adnan Oktar cemaatine, örgütüne dair gerçekten insanın tüylerinin ürperdiği, korkunç bilgilerin yer aldığı çok çok önemli bir kitap. Kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bu cemaatler elinde neler yaşadığını, kadınların, kız çocuklarının bu cemaatler elinde neler çektiğini, Türkiye'nin bu cemaat gerçeğine gerçekten FETÖ'den sonra çok çok dikkat edilmesi gerektiği de zaten ortadaydı ve buna parmak basmış, bunu anlatmış bizlere Hakan Erol. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hem Hakan Erol'a hem Kırmızı Kedi'ye. Bu haftalık da panoyu bitiriyorum. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.